Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Videomu direkt kargo ile açmak istedim çünkü kahvaltıyı yaptık. Tam kahvaltı sofrasında otururken kapım çaldı ve kargom geldi. Renklendir hayatına sitesinden biliyorsunuz masa kaplamak için ürün söylemiştim. O geldi. Ambalajı çok dikkatimi çekti. Ben böyle hani poşetle falan da gelir diye düşünüyordum ama şöyle sağlam bir kartonla geldi. Burada da zaten falçata, kesici alet ve şey almıştım. Ragle almıştım. Onları da şöyle poşetin içine koyup yine böyle güzel bir şekilde bantlamışlar. Kargo paketleme hoşuma gitti. Bakalım şimdi mi açsam, evi toplasam, derlesem, işleri halledip kaplayacağım zaman mı açsam bilemedim ama öyle yapayım. Önce bir ev işlerimi halledeyim, sonra sizlerle birlikte kargomuzu açalım ve masamızı kaplayalım. Yapıyor mu annem? Aferin kuzum. Neyse, buranın camı biraz daha açık kalsın. Arkadaşlar, evi toparladım. Süpürdüm, şöyle bir düzenledim. Tamamdır. Şu anlık iyi. Çünkü aslında büyük süpürgeyi açmak istiyorum da. Bir evi süpürüp silmek istiyorum ama arkadaşlar, hemen biraz sonra Çınar'ın canlı dersi başlayacağı için büyük temizliğe giremedim. O yüzden bugün de rutin temizlik yapacağım. Bakalım yarınki saatine bakacağım. Yarınki ders saati nasıl bilmiyorum. Şöyle. Bunu da böyle gözümün önüne getireyim. Biraz sonra çok büyük bir heyecanla kaplayacağım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Nasıl olacak? Daha açmadım bile. Öldüm meraktan. Ama şey, sizlerle birlikte açacağım zaten. Evi de toparladım. Tabii ki günün kahvesini içeceğiz. Kahvesiz olmaz. Ben kahvemi, sodamı alıp çıkacağım. Hiçbir şey istemiyorum. Yanına tatlı falan yemeyeceğim. Böyle midemde bir bulantı var arkadaşlar. Sabah kahvaltısını biraz fazla kaçırdım. Yine Yakup evde, benim diyet şeyleri bozuluyor ya. Çok üzülüyorum. Arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte kaplamaya çalışacağım. Öncelikle arkadan gelen seslerden dolayı özür dilerim. Çınar şu an canlı derste olduğu için muhtemelen sesler size de yansıyor olabilir. Şarjım da çok az. Çekebildiğim kadar çekeceğim ama olmadı şarja takar devam ederim. Şimdi şunları bir alalım buradan. Öncelikle bir kaplamayı açmak istiyorum. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Sizlerle birlikte açacağım diye söz vermiştim biliyorsunuz. Çok ses geliyor ya. Şimdi şöyle bir ambalaj içinde gönderiyorlar. Şu şekilde. Gerçekten sağlam. Çok kalın bir karton içinde gönderiyorlar malzemeyi. Makas var. Açıyorum. Görüyor musunuz siz de?
merak ediyorum. Aslında ne sipariş ettiğini biliyorum tabii ki de ama korkuyorum da bir yandan. İstediğim şey olmazsa. Ya istediğim canlılıkta değilse rengi. Hani çünkü insan yanılabiliyor. Şunları bir göstereyim. Şöyle bir tane salçada sipariş ettim. Bunun fiyatı 5 liraydı. Her daim nazlı olacak. Bir tane de ragle mi deniliyor. Bundan sipariş ettim. Kaplarken çok kolay olacak. Şu uç kısmı keçi arkadaşlar. Şu şekilde kaydıra kaydıra kaplayacağız. Bunları bir kenara alalım. Ama içinden nasıl çıkaracağım onu bilmiyorum. Evet. İstediğim model. Ay, çıkaramadım şunu, çek şunu. Arkadaşlar, istemiş olduğum desen buydu benim. Rengi falan çok canlı. Şu an rengi falan çok hoşuma gitti. Evet, beğendim. Şu arasındaki geçişler beyaz olmasını istiyordum. Evet, tam istediğim gibi beyaz. Parlaklığı ve canlılığı da çok güzel. Hoşuma gitti. Yani beğendim. Şu an için renkten memnunum. Şimdi tabii ki şöyle yapacağız. Masamızı falan bir ayarlayacağız. Öncelikle. Kalınlığı falan da gayet güzel. Altında bir tabaka var zaten. Onu kaldıracağız şu şekilde. Bakalım. Kalınlığı da güzel arkadaşlar. Beğendim. Bakalım. Şu an çok heyecanlıyım. İçinden de şöyle bir kullanma talimatı çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Önce bir mesajıma bakayım. Mesajıma karşılık gelmiş mi? Siteye yazmıştım. Masam cam. Acaba hani susuz mu kaplasam bilmiyorum ama tekrardan bir yazdım ben. Onlardan bir cevap bekleyeceğim. Bakalım. Dönüş yapmamışlar. Ama ben şöyle yavaştan başlamayı düşünüyorum. Çünkü zaten önceden bir konuşmuştum. Bakıyorum bir yandan da dönüş yaparlar mı diye. Önceden konuşmuştum. Suyla kaplamam gerektiğini zaten söylemişlerdi bana. Yani suyla kaplamanın sebebi de ne biliyor musunuz? Kaplarken öyle kayma falan olduğunda daha güzel yerleştirebiliyorsunuz. Öncelikle şu pufumu falan bir kaldıracağım. Şöyle koridora götüreyim. Masayı kapladıktan sonra sandalyelerin de artık beyaz kılıflarını geçireceğiz. Umarım güzel olur. Şu sandalyeleri de koridora götüreceğim. Elimin altında bir şey olsun istemiyorum. Kısmını bir açıyorum. Benim masam normalde bayağı bir büyüyen masalarda. Pardon şöyle. O şekilde arkadaşlar. Büyük hali. Ama tabii ki çok büyük. Görüyorsunuz masa. Gerek yok. Şimdi şu ara kısmını bir sileceğim. Temiz ama yine de bir silelim. Ben normalde zaten silerken masayı silerken hep arasını açıp da siliyorum. Tamamdır. Şöyle kurulayayım. Benim
şöyle bir şişem var. Sulama şişesi. Bunun içine su dolduracağım. Ölçüsüne bakacağım ben yavrucuğum. Dediğim gibi ben şu kenarlarını bilerek bu kadar uzun aldım. Altına kıvıracağım için. Eşitleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar vardı. Özellikle benim yapmamı bekleyenler var. Mesela şöyle buradan iyice alttan gerdirerek üsttekini tekrar şöyle bir kabarcık aldırıyorum varsa diye. Aynı tarafa doğru gerdirerek şöyle yapıyorsunuz. Anlaşılmıştır umarım. Şöyle kenardan gerdirerek aynı tarafa doğru radyeyle çekiyoruz. Yine burası da aynı şekilde. Ben hala kaplama işiyle uğraşıyorum. Yani güzel olsun diye bayağı bir çabalıyorum. Şu köşelerinde çok sıkıntı yaşadım. En sonunda formülü buldum ama biraz geç oldu. Diğer iki köşeyi keşke öyle yapsaydım ama olmadı, kaldırıp düzeltip bilmiyorum. Normalde böyle olması lazım. Köşelerin belli olmaması lazım şöyle. Güzel oldu. Şu an kaç köşesi kaldı?
Sadece bu kaldı sanırım. Evet, buraya da yaptım. Burasıyla diğer köşe kaldı. Arkadaşlar, başka da bir yeri kalmadı. Şöyle göstereyim ne kadar orijinal durduğunu. Şöyle göster. Hatta bilerek şu şekilde gösteriyorum ki size kabarcık var mı yok mu bir de siz bakın. Asla bir kabarcık yok arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Son halini göstereceğim tekrardan. Şurayı da birlikte yapalım hadi. Sizlere biraz ayrıntılı göstereyim. İlla ki sizlerden de kaplama yapmak isteyen olacağı için biraz böyle ayrıntılı göstermek istiyorum. Köşelerde biraz sıkıntı yaşıyorsunuz ama hiç korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle yine mesela şu köşeyi yaptım. Bu köşeyi de sizle birlikte yapalım. Şu şekilde yapıyorum. Ragleyle yapacağım yere kadar yapıyorum. İşte şuradan şöyle gerdiriyorum arkadaşlar. En son şöyle yapıyorum. Şuradan bastırarak. Yine ragle yardımıyla şöyle yapacağım bölümü. Havasını güzelce alıyoruz. Sonra böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Hiç kaldırmadan ragleyi şu şekilde buraya yapıştırın. Şu şekilde. Ben kesikler atarak yapıyorum. Benim için daha çok kolay oldu böyle. Bu arada sadece falçatadan memnun kalmadım. Falçatanın ucu saçma sapan bir şekilde kırıldı. Falçatalarınız çok kaliteli değilmiş. Şöyle buradan ben bayağı bir fazla ölçmüştüm. Çok fazla geldi. O yüzden fazla kısmını kesiyorum. Geri kısmını da zaten içine kavuracağım. Net görüyor musunuz bilmiyorum da. Daha net görün diye yakınlaştırdım sizi. Bu işlemi yaptıktan sonra yine şöyle kontrollü bir şekilde havasına varsa kontrol ediyorum arkadaşlar. Şöyle sağa sola şeklinde. Hemen şuraya da bir kesik atacağım. Ya burada sizin masanız, mesela benim masam birazcık uğraştırdı beni. Yalan değil. Şu köşeleri falan. Şu kısmı da çekiyorum. Ve şöyle bastırarak içine kıvırıyorum ve yapıştırıyorum. Bir tane de bezim var şöyle. Elimin girmeyen yerlerini şöyle bastırıyorum. Ve yapıştırıyorum. Görüyor musunuz? Şimdi kaldı şu köşe kısmı. Buraya bir tane daha şöyle atacağım ki daha kolay gelsin diye. Ya sizin masanız klasik kare köşeliyse daha kolay olur kaplaması. Birazcık benim masa meşakkatli oldu. Çünkü dediğim gibi oval olduğu için şöyle buraya da kıçını kıvırdık. Şurayı da alıyorum. Mesela sizin masanız direkt düz, hani klasik masalar var ya direkt altına korulan, benimki gibi değilse daha kolay kaplarsınız, emin olabilirsiniz bundan. Tamamdır. Şimdi geriye kalan bu kısım. Şimdi şuradan böyle bacak kısmından ben hemen işaretliyorum. Oradan şöyle bir kesik atıyorum. Evet.
Sonra yine buradan fazlasını keseceğim arkadaşlar. Hiç gerek yok bu kadara. Yani yamuklu yumukta kesebilirsiniz. Fark etmez çünkü içine kırılacağı için. Kağıdın alt tabanı şu şekilde gri olduğu için asla altındaki deseni göstermiyor. Açık renkte kullansanız göstermiyor. Ve kağıt çok kaliteli ve kalın arkadaşlar. Söyleyeyim sizlere. Şimdi yine nerede benim ragnem? Bu kısmı yapacağım için şöyle şuraya açtırıyorum şu şekilde. Yine hava kabarcığı falan varsa çıksın diye şu şekilde. Sonra buradan alttan sıkı bir şekilde gerdiriyorum. Şöyle. Şimdi gerdirirken arkadaşlar şöyle ragle yardımıyla yine şurası mı? Şu şekilde. Tamamdır. Görüyorsunuz gerçekten basit. Hemen bezimi alıyorum elime. Şimdi gelelim en önemli kısma, köşe kısma geldim. Köşe kısmında hemen şuradan ve şurada bir ayak engel olacak bana. O yüzden şuraya bir kesik atıyorum. Oraya bir alacağım. Şöyle. Yani nereye yapıştırırsam yapıştırayım kesinlikle bir havasını alıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Mesela şuradan böyle yine alıyorum çünkü burada boş olduğu için. Bu arada kenarlarını yapıştırırken asla su kullanmayın. Olmuyor arkadaşlar. Suyunun gitmesini bekleyin. Kurumasını bekleyin. Ondan sonra kenar yapıştırma işlemlerine başlayın. Şöyle. Burası yaptık. Şöyle kıvıralım içine. Tamamdır burası da. Şimdi çeviriyoruz masamızı. Şimdi köşeyi nasıl bir şey yapacağım? Şimdi benim masam kare değil, oval geldiği için. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Şuradan bir tane şöyle tutuyorum. Bir tane şuradan tam masanın bitiş hizasına kesik attım. Bu arada şuradaki fazlayı bir keseceğim. Bana engel olmasın. Sonra hemen bu yine köşe bitim kısmında buradan bir tane kesik atıyorum. Evet. Tamam. Köşeye alacağım kısmı şöyle yukarıya bir kıvırıyorum. Şöyle. Şurada bir fazlalık var. Çirkin gözükmesin. Gerdirerek arkadaşlar şöyle. Gerdirerek yapıştırıyorum. Bu köşem de bitti. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok güzel oluyor. Ben memnun kaldım. Son köşe kaldı. Onu da yaptıktan sonra sizlere son halini göstereceğim. Oh, oh, oh.
Arkadaşlar hazır mısınız? Hemen gösteriyorum sizlere. Kaç günlerdir bekliyorsunuz biliyorum. Son hali masamın bu şekilde oldu. Gerçekten çok içime sindi. Çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Yani masamı çok az bir maliyetle tamamıyla değiştirdim. Gerçekten çok şık oldu. Bayıldım diyebilirim. Bayıldım ya. Hakikaten bayıldım. Çok beğendim. İyi ki de yapmışım. Gerçekten emek verdiğiniz zaman, emekleriniz de boşuna çıkmadığında çok mutlu oluyorsunuz. Yani şimdi böyle bir masa sandalye almaya kalksanız rahat 1,5-2 milyardan aşağı yok. Arkadaşlar normal böyle 500 liraya 600 liraya masalar var ama onlar benim masam kadar kaliteli değil. Ben biliyorum, ben bilmez miyim yani şu an gidip mesela ben bunu istesem Letgo'da satarım. Çok rahat 500 liraya 600 liraya da gider bir masa sandalye alırım. Ama arkadaşlar benim masamın bacakları olsun, altı olsun, sandalyelerin bacakları olsun hepsi gerçekten çok kaliteli. Metal ve çok kaliteli. Taş gibi bir masa diyebilirim size. Ben bunu çok pahalıya aldım. Yani 3-4 sene oldu alalı. 3-4 sene önce 1500'e aldım. Çok memnunum hakikaten. Hani ileriye dönük ne olur biliyor musunuz? Sadece mesela şu puf da kullanıldıktan sonra puflar çok sağlam olmuyor. Biz üzerinde çünkü diz çekerek oturuyoruz. Çok değerini bilmiyoruz. Hani ne olur? Şuraya iki sandalye daha alırım. Veya derim ki hani şunları da iptal edeyim. Tam takım şöyle dört tane sandalye alırım. Ama ben masamı asla yani satmam arkadaşlar. Çok kaliteli masa. Her neyse böyle oldu. Çok beğendim. Çok içime sindi. Sandalyelerin de beyaz olması, masanın da bu renk olması tam böyle uyum sağladı ve patladı diyebilirim. Ya çok beğendim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiş miydim? Bilmiyorum. Birazcık kararsızlık vardı aslında. Niye kararsızlık vardı? Ben bunun aynısının beyaz ama üzerinde siyah çatlak desenli olanları da vardı. Ben Instagram'da paylaştım ama benim aklımda hep bu kaldı arkadaşlar. Hep böyle siyah istedim ben. Ama acaba ne olur, boğar mı, boğulmaz mı diye düşünürken tabii ki de sandalye kılıflarında beyaz yapınca şu çaycıyı kapattım. Böyle çok güzel oldu. Çok harika patladı yani masa. Ay çok harika oldu ya. Çok beğendim. Mutfak dolaplarını da böyle hayal etmeyin arkadaşlar. Mutfak dolaplarını da düz beyaz kapladığım zaman gerçekten harika bir uyum olacak. Ya vallahi çok güzel oldu ya. Şu halı mesela biraz daha kullanayım. Yıprandıktan sonra aynı masamın desenindeki yani banyoma kestirmiş olduğum halının aynısından da buraya kestirebilirim. Neden olmasın? Bence çok da güzel olur. Denerim bir banyodakini buraya nasıl duracak, uyum sağlayacak mı diye. Ama öncelikle mutfak dolaplarımı kaplamak istiyorum beyaza. Ondan sonra mutfağın halısını değiştiririm. Ay nasıl beğendim ya, nasıl beğendim ya. Arkadaşlar şöyle yakından göstereceğim size. Şöyle bilerek gösteriyorum ki ne kadar orijinal durduğunu görün ve asla kabarcık olmadığını görün. Ve benim masam görüyorsunuz normalde ikiye açılan masalardan çok dikkatli baktığınızda belki anlaşılabilir ama ben hiç şu an anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum yani. Ay vallahi. Ay çok harika oldu ya. Köşelerine falan bakın böyle. Gerçekten harika güzel oldu. Ellerime sağlık diyorum. Ne diyeyim yani. Daha ne olsun ya. Masa kaplamamın fiyatı normalde 60 lira tutuyor arkadaşlar. 20 lira da kargo ücreti. 80 lira. Yani 80 lira derim kargo da ücretiyle birlikte 80 liraya masa kaplamamı aldım. 10'ar liradan mı 12 liradan mı ne bu örtüleri aldım. Şu tanesi 36 liraya geldi. Yani örtülerle masanın maliyeti bana 116 liraya geldi. Yani ben 116 liraya masamı ve sandalyelerimi bu şekilde değiştirmiş oldum. Sizlere de tavsiye ederim. Yapmak istiyorsanız asla hani korkmayın, yapabilir miyim diye düşünmeyin arkadaşlar. Yaparsınız. Gerçekten yaparsınız. İsteyen herkes yapar diye düşünüyorum ben. Böyle şunları atayım bakalım nasıl olacak üzerinde. Güzel duracak mı? Güzel durmazsa sade bırakmayı düşünüyorum masamı. Yani aslında böyle
Şık durdu mu? Bilmiyorum. Buna da siz karar verin. Ama ben masama o kadar bayıldım ki. Üzerine nedense hiçbir şey koymak istemiyorum. Bu şekilde sade kullanmak istiyorum. Çok beğendim. Şurada da kurabiyelerin hepsini Yakup götürdü. Arkadaşıyla yiyecekmiş, balığa gitti. Örnek verelim ki şunu koyalım yani. Siyah beyaz uyum sağlıyor mu? Mesela bunu koyabilirim, kullanabilirim. Uyum sağladı. Böyle oldu. Sizce? Sizlerin kararları da benim için önemli. Ben çünkü bazen kararsızlık yaşıyorum. Biliyorsunuz. Bu şekilde nasıl? Bence her türlü uyum sağladı. Ama şimdilik bunları kaldırmak istiyorum. Çok sıkıldım. Uzun zamandır masamda bunları kullanıyorum. Sıkıldım arkadaşlar. Bunlara farklı yer de bulabilirim. Zaten sunumluk falan kullanıyorum bunları, biliyorsunuz. Ay çok sevdim ya. Gerçekten çok sevdim. Gözlerimi alamıyorum masamdan. Evet arkadaşlar, sizlere mutfağımın son halini göstermek istiyorum. Mutfağımı. Özlediniz mi ya baharını? Ben özlemişim, biliyor musunuz? Böyle bir değişik geldi de öncelikle. Şöyle söyleyeyim, mutfağı hangi şekilde sokarsam sokayım kapıyı asla geri takmayacağız arkadaşlar. Çünkü kapı ister istemez böyle mutfağın genişliğini bozuyor. Çünkü çapraz duruyor böyle, eğimli durduğu için. Böyle kapısız daha güzel, geniş geniş duruyor. Hazır dedim, masamı yeniledim, güzelleştirdim. Şöyle dedim, neden dedim kapının önünden geçerken kocaman bir buzdolabı değil de masam neden görünmesin diye düşündüm. Ondan sonra değiştirdim arkadaşlar. Eski haline geri aldım. Zaten birçoğunuz da diyordunuz, Çağla bir ara değiştirsen artık eski halini özledik diyenler de vardı. Böyle hemen kapının girişinde masam güzel ve şık durdu. Soğanlık patatesliği buraya aldım. Burada tam yerini buldu sanki. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Soğan patatesliğimi o köşeye koydum. Masam böyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle tam televizyonu ortalayayım diyorum aslında. Ben böyle ortalamadan içime sinmiyor ama bu sefer şu giriş kısmı çok daraldığı için ortalayamıyorum. O yüzden böyle görünüyor masamı. Eskiden de ben bu eve taşındıktan sonra uzun uzun zaman hep mutfağımı böyle kullandım. Sonradan biz işte bir ay, iki ay önce mi? Bir ay oldu mu? Bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz ama sonradan mutfağın kapısını söküp de buzdolabını oraya koymak akıl ettik biz. Biliyorsunuz. Ama normalde buzdolabının yeri ne yazık ki benim mutfağımda burası arkadaşlar. Böyle dolap içine buzdolabı yeri yapmamışlar. Belki çok çok ileride evimizin borcu bittiğinde burayı yıktırıp buzdolabını iç kısmı aldırabiliriz. Ama şu an olacak bir şey değil bu. Böyle yani buzdolabı diğer şurada olduğunda avantaj şöyle oluyor. Kapıdan direkt girdiğinizde mutfağın tezgahı tam bir şekilde gözüküyor. Buzdolabı da burada olduğunda şöyle bir avantaj oluyor. Kapının ağzında buzdolabı diye böyle masa gözüküyor. Yani böyle ara ara değiştirerek kullanıyorum. Beni zaten bilenler biliyor. Aramıza yeni katılanlar da şimdiden alışsınlar. Ben ev değiştirmeyi çok severim çünkü. Böyle oldu mutfağım. Eskisi gibi oldu. Şu şekilde. Halı falan böyle aynı, yine yerli yerinde arkadaşlar. Buradaki dolaplarıma zaten hiçbir engel olmuyor buzdolabım, biliyorsunuz. Ama tabii ki de keşke buzdolabı olmasa da burası böyle tamamen açık olsa. Ama yapacak bir şeyim yok. Benim de evimin mutfağı böyle. Buzdolabı yeri yapmamışlar. Ne yapalım? Ölelim mi arkadaşlar? Ölmeyelim. Herkesin evinin düzeni de başka. İşte yerleşimi de başka oluyor yani. Ne yazık ki böyle yapmışlar. Bu arada böyle evi değiştirince de duvarların kirleri ortaya çıktı. Gerçekten bir badana, bir boya gerekiyor aslında benim eve ama sadece mutfağımı boyasam diyorum ama boya işine girmişken de arkadaşlar bütün evi boyamak istiyoruz biz. Yani bütün ev boyanacak ve kapılarda dahil, kapılarda beyaza boyanacak. Evinde hepsini tek renk, bütün odaları, her yeri tek renk bir şekilde boyatacağız. Gerçekten özellikle mutfağa çok boya gerekiyor. Böyle izler var, kara kara. Ne kadar silsem de çıkmıyor. Ne yazık ki bu sefer de silmemin izi kalıyor. Çünkü kullanmış olduğumuz boya o kadar değişik ve kalitesiz bir boyaymış ki. Şöyle bakın mesela, biraz önce şuraya sildim. Sildiğim anda boyası çıkıyor.
O yüzden kullanmış olduğumuz boyadan asla memnun kalmadım. Zaten bahara doğru da badana yaptıracağız. Yapacağız ya da yaptıracağız bilmiyorum. Dion'un boyasını alacağız. En kalitelisini, en güzelini alacağız ki en azından kaç sene boyunca kullanabilirim. Silinebilen boya alacağız. Her neyse, yani sizlere de böyle paylaşmak istedim arkadaşlar. Mutfağımı bu şekle getirdim. Uzun zaman böyle kullanmıştım. Yine böyle kullanayım dedim. Böyle şu kapı kısmından da göstereyim sizlere. Kapı kısmından da bu şekilde oluyor. Böyle mutfak cihazım böyle oldu. İşte bu buzdolabına yer olsa burada olmayacak. O yüzden mutfağım kocaman ortada görünecek ama ne yazık ki işte yapacak bir şeyimiz yok. Böyle. Şu masamın güzelliğine bakar mısınız ya? Nasıl güzel oldu ya. Maşallah. Neyse ben çay içiyorum. Arkadaşlar ve Sefer'in kızını izliyorum. Bu arada masamın üzerinde hiçbir şey kullanmayacağım. Böyle bir karar aldım. En azından hevesim geçene kadar bir şey kullanmam herhalde. Böyle sade çok hoşuma gitti çünkü. Çok şık durdu sade. Televizyonumuzu açalım. Acaba kaç dakikalık bir vlog çektim? Nasıl oldu? İnanın hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben artık bir çayımı alacağım. Bir dinleneceğim. Böyle yorulmasam da, kaplama beni yormasa da işte buzluğumu oraya çek, dibini süpür, sil falan derken evet birazcık böyle bir stres oldum, yoruldum arkadaşlar. O yüzden artık böyle biraz kafamı dinlemek istiyorum. Biraz çay keyfi yapmak istiyorum. Annemle konuştum, biraz da fazla uzun konuştum. Herhalde uzun telefon konuşmalarından sonra da benim başım ağrıyor birazcık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun ballarım diyorum. Bir dahaki vlogta Allah nasip kısmet ederse inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.